Herkese merhaba, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ekipman vlogu ile karşınızdayım. Şu anki kaydı Samsung C01 USB üzerinden alıyorum. Az sonra dinleyecekleriniz tamamen DJI Osmo Pocket üzerinden olacak. Tatam, işte odam. Yani çok inanılmaz değil mi? Niye bunu böyle süsleye süsleye anlatıyorum bilmiyorum. Arkadaşlar ben biraz daha sade bir tasarım seven insanım. O yüzden odamda öyle çok fazla bir şey yoktur. Çok fazla sevmem odada incik cincik bir şeyler olmasını. Sistemim burada. Birazdan burayı detaylı göstereceğim ben size. Burada yine benim mikrofonum, kulaklığım hemen üzerinde ve yanında canavarım duruyor. Makinenin de özelliklerinden birazcık bahsedeceğim. Şurada şöyle kocaman bir boy aynam var. Buradan böyle takılıyorum ha. Hadi bakayım. Şimdi geçelim ekipmanların listesine. Arkadaşlar tek tek size anlatacağım. Şöyle başlayalım. Bakın burada görmüş olduğunuz ışık normal. Gidip benim elektrikçilerden aldığım 15-20 liralık bir aydınlatma platformu diyeyim. İsmi bak aklıma gelmedi. Her neyse. Oraya güzel bir tane ışık koydum ve önüne de yağlı kağıt aldım ki ışığı verirken biraz daha böyle soft bir şekilde bana yansıtsın. Şöyle bir şey aldım. Artık günümüzde herkes bunu kullanıyor biliyorsunuz. Son derece böyle kullanılabilir, mükemmel bir aparat diyelim. Mikrofonu ve kulaklığı ben üzerine asıyorum. Koltuğum bu şekilde. Koltuğum oyuncu koltuğu değil. Bilgisayarın özelliklerinden biraz bahsedeyim ve kasasından bahsedeyim. Kasası öyle çok şatafatlı falan bir kasa değil. Daha aslında gösterişli bir şey seçebilirdim. Aslında hoşuma da gidiyor. Ama nedense öyle bir şey kabul etmedim. Üzerindeki kablolar şurada gördüğünüz arkadaşlar. HyperX Cloud 2'nin 7+1 desteği var bunda. Yani USB ses kartı şu. Yanında da şöyle bir Xbox controller cihazı görüyorsunuz. Daha doğrusu wireless aparatı görüyorsunuz. Ondan da bahsederim birazdan. Makinenin içini göstereyim arkadaşlar. Siz böyle içine bakıyorken ben de teknik detaylarından bahsedeyim. Beni de öyle görüyorsunuzdur bak. Şöyle eğildim iyice. Her neyse. İçinde 1080 Ti ekran kartı var. 32 GB RAM var. i7 7700K işlemciye sahip. Anakartını M7-270 yanlış hatırlamıyorsam ve Corsair'in HI100 mü ne öyle bir tane sıvı soğutucusu var. Sıvı soğutucu mevcut. Şöyle devam edelim. Klavyemize gelelim. Bu klavye arkadaşlar canlı yayınlarımı takip edenler için söylüyorum. Son derece meşhur bir klavye. Neden? Biz canlı yayında bu klavyeyi tam bir ay bekledik arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Turkcell'den almış olduğum bu klavye bana tam bir ayda geldi. Klavyemizin modeli karbon neydi ya bu Logitech G410 karbondu yanlış hatırlamıyorsam. Klavyeden hiç memnun değilim. Neden memnun değilim? Çünkü basmış olduğunuz tuşlar yerinden çıkabiliyor ama hissiyatı, malzeme kalitesi inanılmaz güzel. Şöyle birkaç tıklayalım. Hani harbiden daktilo gibi klavye. Tabii ki Discord'da veya konuşma programlarında arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman bayağı bir kafa ütülüyor. Evet, gelelim benim muhteşem yaratıcı tasarımıma. Nedir o? Pringles üzerinde kullanmış olduğum tabii ki webcam'in. Böyle bir şey uydurdum. Aslında bunun üstünde bir tane daha Pringles vardı. O sayede biraz daha yukarı seviyeden kendimi yani açıyı ayarlayabiliyordum ama baktım ki sonradan gerek yok. Tek bir tane Pringles yeterli. Bir tane küçük Pringles alıp bir tık daha büyütebilirim. Size tavsiye ederim o yüzden. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Şimdi gelelim mouse'a. Mouse'umuz yani bugüne kadar çok çektim ben mouse'lardan. Hiçbiri hoşuma gitmedi. Bu mouse sağ olsun Burak Oyundan'ın, Burak kardeşimin bana hediyesi. Razer'ın Dead Adder Elite diye bir mouse arkadaşlar. Şiddetle tavsiye ederim. Burada kullanmış olduğum benim kendi telefonumu görüyorsunuz. iPhone 6S Plus. Yanında da iPhone 6 var. Ben çok zenginim ya. İnanılmaz zenginim. Yani iki tane iPhone'um var. Daha nasıl zengin olabilirim? Yani biliyorsunuz iPhone olanlar zengindir. Neyse daha fazla zırvalamayalım. Şirket attım arkadaşlar. Şirket telefonu. Hemen yanında Boya M1 yaka mikrofonum var. Hani 110-120 TL civarını aldım. Fiyat performans olarak efsane bir model. Telefona bağlayabiliyorsunuz ya da ses kaydına vesaire. Aynı zamanda 6 metrelik de bir kablosu var. O yüzden son derece iş görüyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şöyle bir joystick'imiz var. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Az önce şuradaki göstermiş olduğum aparatı bununla eşleştiriyoruz arkadaşlar. Yani bu joystick'i bilgisayara bağlamak istiyorsanız şu aparata ihtiyacınız var. Bunu USB ile takıyorsunuz bilgisayarınıza. Daha sonra joystick'i algılıyor. Uzandığım yerden buradan buraya böyle uzanıyorum acı. Ekran burada. Buradan takılıyor. Bu da böyle. Şimdi gelelim aparatlarımıza.
Şundan bahsedeyim arkadaşlar size. Bu nedir? Bu görmüş olduğunuz gibi bir el tripodu gibi bir şey. Sağ tarafa şuraya, buraya benim kamera yerleşiyor. Kameranın çekimini telefonumun üzerinden yapacağım. Telefondan göstereceğim. O yüzden şu anda kendi kameramdan çekim yapıyorum. Şimdi böyle tripod şeklinde bu açılabiliyor. Bir saniye, bir taraftan kamerayı tutup diğer taraftan açmaya çalışmak zor olabiliyor. Tamam. Güzel. Açtık. Şöyle baktığımız zaman orta kısma, yani şu kısma telefon bu şekilde monte oluyor arkadaşlar. Böyle takıyorsunuz yandan geçirdiğiniz zaman. Bu burada kalıyor. Yan tarafa da kameramı takıyorum. Üst tarafa da şunu takıyorum arkadaşlar. Bu da Ulanzi'nin ışığı. Ulanzi de ne kadar ilginç bir isim değil mi? Ama efsane bir aydınlatma. Yani bunu şiddetle tavsiye ederim. 180-200 TL civarında satılıyor. Fakat hani bununla 10 metreye kadar suya girebiliyorsunuz. Işıklandırma seviyesini test etmek istersek şuradayken bir göstereyim mesela. Şimdi şunu şöyle bir açalım. Şu anda bu birinci kademe arkadaşlar. İkinci kademe, üçüncü ve dördüncü kademe olarak değişiyor. Şimdi birinci kademeyi karşıya yansıtıyorum. Şöyle etrafı yansıtayım. 2'yi aldım. 3 ve 4. seviyede. Yani bayağı böyle sağlam bir aydınlatma sağlıyor. O yüzden ışıklandırma benim için önemli. Yani düşük ışığın olduğu yerlerde biliyorsunuz kameralar çok iyi performans veremeyebiliyor. O yüzden ben ışıklandırma, hatta 2 tane almışım gördüğünüz üzere. O 2 tane almamın sebebini de şimdi anlatacağım. Yani bu şekilde bir aparat var. Şuraya tık oturtuyorsunuz, monte ediyorsunuz. Hem kamera, hem telefon, hem ışıklandırma. Tek bir platformda böyle duruyor ve bu şekilde kaydınızı alıyorsunuz. Şimdi gelelim. Neden 2 tane ışığım var benim? Arkadaşlar ben AliExpress'in sitesine girdim. Bu ürün orada biraz daha uygundu. Oradan alayım dedim. Sorun değil, geç gelsin dedim. Problem değil. İnternet üzerinden alışverişimi yapmak istediğimde kartta hata verdi. Yani ödeme gerçekleştirilemiyor hatası verdi. Allah Allah dedim, hani bir daha deneyeyim. Herhalde yanlış girdim bir şey falan. Bir daha girdim arkadaşlar. Bir daha aynı sıkıntıyı verdi. Dedim herhalde tarayıcıda sıkıntı var. Tarayıcımı değiştirdim. Internet Explorer'dan giriş yaptım. Oradan almak istedim. Orada da yine aynı hatayı verdi. Dedim Allah Allah, bu dedim benim kartımı kabul etmiyor. Kartımı kabul etmiyor diye bıraktım ben bunu. Sonra bir baktım arkadaşlar. Aradan bir ay, bir buçuk ay geçti. Hiç ben hesaplarımı da kontrol etmedim. Bir baktım üçünün de fiyatını çekmiş. Yani toplamda 150 lira bir tane ışık almak istediğim siteden 3 tane ışık aldım. Birini iade edebildim, diğer ikisi kaldı bende. Öyle bir katakulleye uğradım yani AliExpress tarafından. Her neyse, devam edelim. Şimdi şöyle bir joystick görüyorsunuz arkadaşlar. Bu Ipega'nın joystick'i. Buraya da yine şu orta alana şöyle kaldırdığınız zaman, göstereyim. Telefonu yerleştiriyorsunuz, pardon. Şuraya telefonu yerleştiriyorsunuz. Bu biraz daha böyle açılabiliyor. Ben şu an bir taraftan kamerayı tutup diğer taraftan işlem yapmaya çalıştığım için olmuyor ama anlamışsınızdır. Buraya telefonu yerleştiriyorsunuz. Ve yerleştirmiş olduğunuz telefonu bağlıyorsunuz işte Bluetooth wireless üzerinden. Daha sonra oyunlarınızı joystickle telefondan oynayabiliyorsunuz. Dedikten sonra geçelim şimdi kameramın aparatlarına. Şu boyanın, şu gösterdiklerimi yatağın üzerine alayım, masa açılsın. Arkadaşlar şöyle bir küçük bir aparat var. Bu aparat kamerama wireless modülü sağlıyor. Yani bunu kameramın altına takıyorum arkadaşlar. Bu sayede telefonu uzaktan görüntüyle alabiliyorum. Kamera neyi çekiyorsa telefonumdan izliyorum. Bu da wireless olmasını sağlayan bir adaptör. Wireless adaptör diye geçiyor. Biraz pahalı bir cihaz. Yani şu küçücük şeye 450 TL para verdim açıkçası. Bayağı bir pahalı. Tabii bunlar Türkiye'de pahalı. Yoksa yurt dışında aslında çok pahalı ürünler değil. Şöyle bir düşündüğüm zaman webcam'den bahsetmeyi unuttum arkadaşlar. Webcam Logitech'in çok güzel. Unuttum. O aklıma geldiği zaman söyleyeyim. Yani C720'di herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir de bakalım. Hemen bakalım ya. Neydi lan? Logitech. İnşallah yazabileceğim. Logitech. C920 miydi yoksa? Evet. C920 olmalı. Aynen arkadaşlar. C720 ne ya? C920. Bu arada. Aha da bu. Şu anda 569 TL fiyat falan görüyorum. Hakikaten uçuk fiyatlar. Yani benim aldığım zamanlarda daha iyiydi. Son derece güzel bir kamera. Webcam için bunu kullanıyorum. Arka tarafta da görüyorsunuz şöyle 5+1 sistem var. Bunu da 2011 yılında MediaMarkt'ta çalışıyordum o zamanlar. 2011 yılında 200 liradan 100 liraya düşmüştü ve ben de almak istemiştim.
Monitörümün markasını vallahi ezbere bilmiyorum arkadaşlar. Asus'un bir tane monitörünü kullanıyorum. Öyle bir oyuncu monitörü değil. Zaten memnun da değilim. Şöyle memnun değilim. Ben bu monitörü alırken yine 2012 yıllarında 1200 lira falan para verdim. O zaman için çok iyi paraydı. Hani şimdilik böyle 2,5-3 milyar para vermişsiniz gibi düşünün. Hakikaten o zaman iyi bir paraydı. Ve bilmiyordum, hani cahildim bu şey anlamında. 1 ms olmalıdır, 144 hertz olmalıdır vesaire falan. Öyle tipi falan hoşuma gittiği için aldım. Ama yanlış yapmışız. Sağlık olsun deyip geçmekten başka bir şey yapamıyoruz. Şimdi arkadaşlar, kulaklığımız HyperX Cloud 2. İnanılmaz memnunum. Yani öyle böyle memnun değilim. Gerçekten muhteşem bir kulaklık. Bugün yine hangi kulaklığı almak istersin deseler kesinlikle HyperX Cloud 2'yi tavsiye ederim. Yani inanılmaz, gerçekten iyi bir kulaklık. Yanında mikrofonumu görüyorsunuz. Mikrofonumun modeli Samsung C01 USB. Şunu şöyle bir kaldırayım, daha rahat görün. Evet, model bu arkadaşlar. Condenser mikrofon kullanıyorum. Condenser mikrofonların ön kısımları, şurada gördüğünüz kısımları, sesi alan kısımlardır. O yüzden sizde de eğer condenser mikrofon varsa mikrofonu size doğru bakıyor olmasına özen gösterin. Şu kısmı sesi alan kısımdır. Ne kadar net oraya doğru konuşursanız muhteşem performans verir. Samsung C01 USB modeli, direkt USB ile bilgisayara bağlanabilen bir mikrofon. Yanına da şöyle uygun fiyatlı bir pop filter aldım. Bu pop filter da biliyorsunuz, ben yani seslendirme yaparken veya kayıt alırken, herhangi bir şey yaparken sizin bazı kelimelerin patlamasını engelleyen bir aparat. Onu da söyledikten sonra başka bir şey göremiyorum açıkçası size göstermem gereken. Sadece kameram var. Şimdi kamerayı göstereceğim size. Kamera beni inanılmaz heyecanlandıran bir kameraydı arkadaşlar. Yani ben bu kamerayı gördüğümde ulan dedim, yok artık ya. Tam GoPro almak üzereydim. GoPro Hero Black 7 alacaktım arkadaşlar. Ondan sonra dedim ki şöyle bir bakın falan. iPhone Edo diye bir tane kanal var. Çok seviyorum onların incelemesini. Onun yaptığı işlere bayılıyorum. Bir baktım böyle bir kamera inceliyor. DJI Osmo Pocket falan filan. Bu arada kameranın ismi DJI Osmo Pocket. Hani bu böyle bir şey inceliyor falan. Lan dedim, neymiş bu, böyle kafası dönüyor, ters dönüyor, takip ediyor. Ne bileyim, uçuk uçuk şeyler yapıyor falan. Bir araştırayım dedim. Yani GoPro'yu tokatladığını gördüm. Ama daha sonradan öğrendim ki bu kameranın olayı GoPro değil. Yani GoPro ile kıyaslanmaması gereken bir kamera. Bu kamera daha çok vlog kamerası. GoPro aksiyon kamerası. Yani GoPro'yu eline al, koş, ne bileyim araba kullanırken bir yere monte et falan. Bu biraz daha kırılgan bir alet. Hani bunu düşürdüğünüz zaman bir anda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Mekanik bir kamera. O yüzden GoPro çok başka bir şey. Zaten ondan dolayı da DJI Osmo Hero Action diye bir şey çıkarttı. Yani GoPro'ya rakip çıkarttı. O kamera aslında GoPro ile kıyaslanabilecek bir kamera. Arkamda da şöyle bir şey görüyorsunuz. Bak onu da göstereyim. Bunu daha dün aldım arkadaşlar. Şöyle çevireyim size de. Şu yani arka tarafa bir böyle arka plan yapmayı çok istiyordum. Sol tarafta görmüş olduğunuz apliklerden aldım. Koçtaş'a gidip aldım o apliklerden. Fiyatları uygundu gayet. Daha sonra şöyle bir tablo buldum. Valla tabloyu da büyük çekmece sahilde arkadaşlar satıyorlardı böyle. Ulan dedim, hani bu ne kadar güzel görünüyor. Dışarıdan bakıyoruz kardeşimle beraber. Şahane görünüyor. Ben de arka plana zaten bir şeyler yapmak istiyordum hani odamın. Daha bu başlangıç tabii, böyle kalmayacak. Böyle bir tabela aldım. Buna da 50 lira falan para verdik. Işıklı mışıklı bir tabela yani. Gerçekten güzel. Fiyat önemli değil benim için. Yani bu 200 lira da olsa ben yine bunu alırdım. Çünkü çok hoşuma gitti. Altında bir böyle okları içine koyduğumuz falan şey, ismini bilmiyorum. Okları içine koyduğumuz şey olarak kalsın. Onu da Balıkesir'de Asos'a gitmiştim. Bu şeyle, Çanakkale ile Balıkesir'in arasında kalıyor Asos. Çok güzel bir yerde, tarihi bir yer. Oradan aldım onları. O yüzden bunları da monte ettim. Şimdi duvara şey düşünüyorum arkadaşlar. Bütün arka planı yine Koçtaş'ta şey gördüm. Bu tablo boyutunda köpükler gördüm ama köpükler eski böyle taş duvar gibi, sokak duvarı gibi şeklinde. Hatta kabartmalı filan. Hani arka tarafı komple onunla kaplayıp ondan sonra üzerine bunları yerleştirmeyi düşünüyorum. Onun için de yavaş yavaş yine yapacağım. Yukarıdaki apliklere de yakında şarjlı pil alacağım. Yani şarjlı ampul. Pille çalışan ampuller oluyor. Onlardan alacağım. Ondan sonra tasarımını o şekilde yapacağım. Işıklar da geldiği zaman burası artık bitecek. Akşamları gerçekten güzel bir görüntü olacak. Hani akşam ışıklı ışıklı olduğu zaman güzel olacak. Evet, şundan bahsetmedim. Şundan da hemen bahsedeyim. Şu yukarıda görmüş olduğunuz kutunun içerisinde arkadaşlar M Audio'nun da KStation 49 diye bir tane klavyesini görüyorsunuz. Bunların ismi klavye diye geçiyor. Hani org diye de geçiyor. Hani piyano falan değil. Aynı işlevi görüyorlar ama farklı tabii ki. Şimdi ben küçüklüğümden beri, 4 yaşımdan 5 yaşımdan beri piyano, işte ne bileyim klavye, kanun, bunları çalabiliyorum. Bunları nasıl çalabildiğime dair en ufak bir fikrim bile yok. Burada da yine HyperX'in
kutusu var. Kutuları falan vesaire buraya koyuyorum. Ha yukarıda arkadaşlar bir de şöyle siyah bir şey görüyorsunuz. Bakın şu alttaki siyah. Bu siyah da benim tripodum. 2 metrelik bir tripod var. Gayet güzel işimi görüyor. Yani 10 numara bir tripod aldım. O da benim durarak yani bir yerde çekim yapmak istediğimde ihtiyacımı karşılıyor. Onu anlatıyordum. Yani küçük yaşımdan beri arkadaşlar piyano, kanun falan çalıyorum. Bununla ilgili hatta zamanında Ankara'da yaşıyorken Devlet Senfoni Orkestrası'na götürmüştü babam beni. Orada hocalara falan göstermişti. Ha, hocalar şey demişti yani bu çocuk direkt zaten konservatuar mı mezunu? Hani sizin bunu eğitime falan göndermenize gerek yok. Ben de daha o zamanlar 13-14 yaşındayım. Hani direkt bunu sınavlara sokun falan demişlerdi. Ha, biz üstüne düşmedik. Müzik yeteneği öyle kaldı bir kenarda. Artık kanalda ara sıra böyle şarkı söylerken falan görüyorsunuz ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Benim şarkı söyleyerek attığım videolarda çok fazla detone olabiliyor. Yani ben onun farkındayım. Aslında biraz daha üzerine uğraşarak yapsam çok daha güzel işler, bir tık daha güzel işler çıkartabilirim. Ha şarkıcı markıcı falan değilim ama yapabileceğimden bahsediyorum. Hani dinlemiş olduğunuz benim söylediğim şarkılardan bir tık daha iyisini yapabilirim aslında. Ama biraz acele ediyorum. Hani hemen söyleyeyim, hemen atayım, insanlarla paylaşayım falan istiyorum. Ona biraz daha dikkat edersem daha güzel bir şekilde de karşınıza çıkabilirim şarkı söylüyorken. Evet arkadaşlar, bu kısımdan sonrasını telefonla çekeceğim kamerayı gösterebilmek için. Kameramız bu. DJI Osmo Pocket. Gerçekten inanılmaz küçük bir kamera. Pocket isminden de anlayabileceğiniz gibi. Küçücük, minnacık bir şey. Kafası 360 derece dönebiliyor. Şu an gördüğünüz gibi boynu bükük. Ben şunu şöyle bir çalıştırayım. İlk açılırken kafa böyle bir dönüyor falan. Daha sonra soldaki tuşla, şu tuşla ben kayıt alabiliyorum. Şu tuşla da kafasını kontrol edebiliyorum. Mesela şöyle çevireyim. Gördüğünüz gibi fotoğraf moduna geçtim. 3 kere bastığınız zaman tekrar arkaya doğru dönüyor. Şimdi aparatını bahsetmiştim size. Şurada görmüş olduğunuz bir wireless aparatı var. Bu aparatı üzerine monte ettiğinizde cihaz artık telefon üzerinden görüntü alabiliyor. Şöyle çekeyim, ortaya doğru göstereyim. Evet, yani telefon üzerinden artık görüntü alabiliyor. 4K 60 fps video çekebiliyor. Kafasını şuradan aşağı indirip kaldırabiliyorum böyle. Hani tuhaf tuhaf olayları var. Hatta en sevdiğim kısımlarından bir tanesi kalibre etme kısmı. Cihazı kalibre etmeniz gerekiyor kullanmadan önce. Şunu aşağı indirdiğiniz zaman ayarlar bölümü geliyor. Ayarlara giriyorsunuz ve buradan sağ üst tarafta calibration yazısı var. Buna tıkladığınız zaman okey diyelim ve ben de bu arada o kalibre ederken size biraz anlatayım. Hani iPhone 6s Plus'tan şu anda çekiyorum bu görüntüyü. Doğru ışığı yakaladığınız zaman arkadaşlar kameraların birçoğu güzel performans verecektir. Vlog kameralarının videonun kapanışında da söyledim gerçi o kısmı orada da dinlersiniz ama vlog için gerçekten muhteşem bir alet. Şu an gördüğünüz gibi kalibre etmeye başladı kendisini. Kafası bir oraya dönüyor, bir buraya dönüyor vesaire. Gerçekten çok sevimli, çok güzel bir alet. Sanki yaşayan bir alet gibi geliyor. O yüzden DJI Osmo Pocket performansıyla zaten çektiğim videoyu izliyor olacaksınız. Gerçekten böyle bana dudak uçuklattı ya. Böyle hani 2500 TL civarlarında bir fiyatı var arkadaşlar. Kamera fiyatlarına baktığımız zaman vlogger kameraları içerisinde gerçekten iyi bir fiyat, iyi bir teknolojiye sahip ve inanılmaz iyi bir kaliteye sahip. Üzerindeki gimbal'ından bahsetmedim. Gimbal dediğimiz şey arkadaşlar, bakın ben kamerayı sağa sola çevirdiğimde dahi bunun kafası bir yeri, düz bir yeri çekmeye devam ediyor. Bu ne demek? Bu sallantılı yerlerde elinizde hani koşarak gidiyorsunuz ya da atıyorum bir yere monte ettiniz ama arabaya monte ettiniz, araba sallanıyor vesaire, dümdüz görüntü alıyor arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde görüntüde kayba, işte sallanmalara falan sebebiyet vermeden dümdüz görüntü çekebiliyor. Bu da gerçekten çok profesyonel bir görüntü sağlıyor hakikaten. Çektiğiniz kaydı izlediğinizde anlıyorsunuz. Muhteşem bir görüntü sağlıyor. Kameram da bu şekilde arkadaşlar. Aha, burada da benim parfüm ekipmanlarım görüyorsunuz. Arkadaşlar parfüme çok önem veriyorum. Özellikle yaz aylarında vesaire. Hani deodorantlar, işte ne bileyim parfümler falan uçuşur yani benim üstümde. Hiç sevmem ter olayını falan. Siz de kesinlikle dikkat edin. Parfüm filan vesaire kullanın. Bunu da söyledikten sonra artık videomuzun sonuna geldik. Ekipmanlarım bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yani kullandığım bütün her şeyi tavsiye ediyorum. Gerçekten 10 numara aletler. Yani özellikle şu anki kullandığım kamera inanılmaz güzel. Eğer vlogger olmak istiyorsanız, vlog çekimleri falan düşünüyorsanız kesinlikle tavsiye ederim DJI Osmo Pocket'ı. Evet, videomuzun sonuna geldik. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Bay bay.